fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip fizyoterapist olmak... Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi fizyoterapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi fikir. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi... Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiki konu Türkiye'nin en başarılı fizyoterapistlerinden fizyoterapist Hürkan Akkuzu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Dişat Hanım. Programınızda hayırlı olsun bu teşekkür arada. Teşekkür ederim. Yani... Çok naziksiniz. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? Eminim hepiniz hayatınızın bir döneminde bel, boyun veya sırt ağrılarına denk gelmişsinizdir. Ve ben şundan bahsetmek istiyorum. Eskiden artık böyle yaş ilerledikçe görülen bu bel, boyun ağrıları artık daha genç yaşlarda da görülmeye başladı. Bunun sebebi ne? Temel sebebi ne? Eskiden aslında daha çok yaşlarda gözüküyordu değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Şu an gün ve işte ilim, irfan, teknoloji ilerledikçe herkeste neredeyse hemen hemen herkeste var. Temel olarak erken yaşta görülmesinin en büyük temeli stres. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsak, böyle İstanbul, Ankara, İzmir gibi böyle işte Bursa, Erzurum gibi böyle metropol şehirlerde. Erzurum biraz olmadı ama o da doğunun metropolü. Stres artık ama her yerde. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Stres büyük şehirlerde yaşıyorsak tetikliyor. Özellikle bel, boyun ve sırt bölgesindeki kasları, omurga etrafındaki kasları, en önemli de boyun bölgesindeki ense kökü etrafındaki kasları etkiliyor. Bu bir. İkinci etken, teknoloji ilerliyor. Teknoloji ilerledikçe elimize ne alıyoruz? Akıllı telefonlar alıyoruz, tabletler kesinlikle alıyoruz. Ve bunlar da ister istemez omurga sağlığımızı ve bel boyun fıtığı olabilme olasılığını inanılmaz derecede etkiliyor. Ve yani doğru süre, doğru zaman, doğru işte duruş, postür bunlar çok önemli. Eğer bunları kavrarsak bu sefer bu kişilerde ileride herhangi bir anatomik bozukluk olmaz. Buna bağlı olarak da bel, sırt ya da işte boyun bölgesiyle ilgili Dişat Hanım herhangi bir problemi olmaz. Nedir bu akıllı telefonun vücuttaki en büyük etken ve zararları nelerdir? Mesela oraya... sorularımın arasında evet, vardı. Yani çünkü akıllı telefon deyip geçmemek lazım. Teknoloji artık bence herkesin bir uzuvu, organı haline geldi. Evet, zorunluluk yani oldu. Sabah uyanıyoruz, gözümüzü açıyoruz. Su içmeden önce telefona bakıyoruz. Evet, yani telefonsuz yaşayamıyoruz gerçekten. Şimdi... Maalesef bütün işlemlerimiz olsun, hem işte atıyorum banka işlemlerimiz, hem sosyal medya inanılmaz derecede hepimizin hayatında olduğu için, bizler de dahil olmak üzere kullandığımız için, bunu doğru kullanım saatleri önemli ve doğru dakikalarda kullanmamız önemli. Bazen elimize bir şey aldığımız zaman telefon, uzun süre aynı pozisyonda onunla biz haşır neşir olabiliyoruz değil mi? Ve aldığımız zaman elimde bir telefon olduğunu düşünelim. Hatta şöyle ben bir telefon alayım kendime. Şöyle farkında tutayım. Olmadan şöyle. Şöyle şöyle bakıyorum, şöyle yapıyorum, parmaklarımı oynatıyorum. Boynuma dikkat ediyorsanız sürekli aşağı doğru bakıyor. Doğru. Evet. Ve dirseğim, elim, el bileğim sadece bu boyunda ve sırtta herhangi bir şekilde problem çıkartmıyor. İleride de özellikle dirsek bölgesinde duyarsınız halk arasında tenisçi dirseği. El bileğinde duyarsınız işte el bileklerim işte sinirleri işte uyuşmaya başladı. Yani böyle el bileği ve dirsek bölgesinde inanılmaz derecede sinirlerin sıkışmasına bağlı olarak oluşan rahatsızlıklar, anatomik rahatsızlıklar. Bununla beraber de çocuklarda kamburluk, skolyoz gibi problemler oluşabilme olasılığı çok çok yüksek. Evet. Gerçekten. Ve bu eğer kişi de şayet özellikle stres, akıllı telefon kullanımı, üçüncü olarak da yani genç yaşta bel, boyun ve sırt ağrılarını, kas, eklem rahatsızlıklarını yaşamamızın nedenlerini soruyoruz ya. Üçüncü olarak da spordan uzak, sedanter bir yaşamı varsa, egzersiz yapmıyorsa, kesinlikle, sürekli işte bir şeyler yiyip yatıyoruz ve vücut ağırlığımız artıyorsa ki özellikle gelişim evresindeki çocukları düşünecek olursak, gelişim evresi hangi yaşa kadar oluyor? Hanımefendilerde 22-23 yaş aralığı maksimum. O da çok güzel süt ürünlerinden beslenmişse. Beyefendilerde, erkeklerde ise 24-25 yaş aralığına kadar anatomik gelişimimiz devam ediyor. Bu yaşlardan sonra anatomik gelişim duruyor, stabilleşiyor, sabit bir hale geliyor. Sabit hale geldikten sonra bizler özellikle anatomimizi korumamız adı amaçlı gün içerisinde belli egzersizler yapmak zorundayız. Kesinlikle. Zorundayız. Yani bu
işte keyfi yapalım, egzersiz, spor yapalım değil. Yani bunu ileride vücudumuzda oluşabilecek herhangi bir kas iskelet sistemiyle ilgili bir problem yaşanmasın diye önüne geçirebilecek bir alışkanlık spor. Bu haftada ne kadar yapmamız lazım ya da gün içerisinde? Gün içerisinde minimum maksimum 4 diyorum ben. Minimum 4 bence güzel. Haftada evet. Minimum 4 yapılması bence çok, lazım. Bence çok mantıklı. Fit bir fiziğe sahip olmak istiyorsa Dilşat Hanım, kesinlikle çok iyi bir şekilde değerlendirilip uzman kişiler tarafından onların verecekleri egzersiz reçeteleri ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak hayatlarını bence belli bir dönem yaşamaları lazım ki ileride fiziksel herhangi bir problem, sorun, sıkıntı yaşamasın. Sadece fiziksel problem, sıkıntı yaşamak çözecek mi? Hayır. Stresten uzak durmak için de çok basit stresten kurtarma yöntemleri stresten var. Stresten nasıl uzak durulabilir aslında bu ki? Yani tamamen, stres aslında bu tamamen şehir hayatını vazgeçirmesi evet, gibi bir şey. Psikologlara sorulması gereken bir soru ama biz böyle pratisyenlik bilgilerimizden faydalanarak ayıp ben temiz beslenerek stresten evet, uzak durulabileceğine inanıyorum. Çünkü eğer temiz beslenirse insanlar bağırsakları huzurludur. Bağırsak huzurluysa insanda huzurludur. Bağırsak ikinci beyin biliyorsunuz. Ben de hep harikasın, öyle yani. Süper. Çok güzel bence bir noktaya değindiniz. Şimdi stres sadece tabii ki doğru beslenmeyle kurtarılabilecek bir durum değil. Mesela bu kişinin çok işte atıyorum güzel beslendiğini fakat işte iş hayatının çok yaygın ve yorucu olduğunu ya da ev hayatının yani işte ailesel bir probleminin olduğunu düşünürsek ya da sorunun problemin yani çok yaygın bilinç altında olduğunu düşünürsek burada zihin temizliği yapmamız lazım. Kesinlikle. Zihin temizliği. Yani temel olarak beslenme, egzersiz, süper artı zihin temizliği yapılırsa pozitif enerji alanını artırılırsa bir insanın pozitif enerji alanını artırabilmek için yapması gereken en güzel şey ne biliyor musunuz? Sabah uyandığı zaman gerçekten ayna karşısına baktığı zaman ya Rabbi sana binlerce hamdü senalar olsun. Kesinlikle. Çok sağlıklı saatli dünyaya gelmişim. Şükür. Elim ayağım tutuyor. Muhteşem güzel bir varlık yaratmışsın. Yani ben çok güzel, çok beyefendi, çok hanımefendi, çok işte yakışıklı, çok kibar, çok naif bir insanım. Bu ifadeleri ilk etapta kendi kendine söyleyerek bir insan kendi kendini halk arasında hani şu ifade kendi kendini gaza getirecek. Gaza getirdikçe pozitif enerji dağılımı artacaktır. Bakın bu çok önemli. Olumlama yapmasını istiyorsunuz aslında. Evet. Bir çeşit olumlama bilinçaltının, ben bilinçaltı uzmanlığım da var orada. Çok iyi. Bilinçaltı aslında çok yüce bir varlıktır. Bilinçten daha kuvvetlidir ama şöyledir. Bilinçaltının en büyük zaafı gerçek ve hayali ayırt edemez. O yüzden baktığımız zaman veya gözümüzü kapattığımız zaman hep derler ya imgeleyin, atıyorum evet, fit olmak istiyorsun, sağlıklı olmak istiyorsun. Gözünü kapatıp sen kendini o halde imgelediğin noktada gerçekten bilinçaltı seni o noktaya getirebilmek için sürekli çalışıyor olacak senin için. Ve aynı şekilde aynı enerjiyi de yani vereceksin. Kesinlikle. Aslında farklı tabii, uzmanlık alanlarımız var ama aynı şeyi de söylüyoruz. Temel aynı. Yani şurada katılıyorum size, olumlama artı işte pozitif enerji alanının temel olarak artması için yapılması gereken en önemli etken birinci olarak bireyin kendisiyle barışık olması, özgüveninin maksimum seviyede olması. Kesinlikle. İkinci olarak çevreye pozitif enerji dağılımını yayabilmesi için, çünkü çevremizde hep negatif enerji dağılımlı insanlar olacaktır. Bakın biz stresten kurtarmanın temel yolunu söylüyoruz. Anlatabildim mi? Evet. Stresten kurtarırsak bel boyun fıtığı olmayız. Stres varsa bakın günümüzde en önemli etken stresle beraber kaynaklanan sadece bel boyun fıtığı değil, solunum kısıtlığına da vesile oluyor. Çünkü sırt ağrılarımıza vesile olacaktır. Sırt ağrılarımız özellikle interkontal kaslar vardır. Yani bizim postalarımız dediğimiz, kaburgalarımız dediğimiz etrafını saran kaslarda da bir ufak kas etraflarında küçülmeye vesile olacaktır. Kas ve diyafragma kasıyla da beraber, onun da azalmasıyla beraber solunum sayımızda azalma ve solunum derinliğimizin azalmasına vesile olacaktır. Bu da ileride neye vesile olacaktır? Allah muhafaza birden yani kalp ritminin bozulması ve kalp krizinin geçirmesine de vesile olacaktır. İşte bu strese bağlı olarak geçirilen kalp krizlerinin temel etkeninde, nedeninde hani var ya sol kolumun uyuştuğunu hissetmeye başladım. Varsa işte bir kalp krizi belirtisi vardır. Temelinde ne vardır? Stres vardır. Sağlıklı beslenilebilir. Bazı kişileri mesela görürsünüz. İnanılmaz derecede spor yapar, sağlıklı beslenir.
Ama birden bakarsınız tak bir kalp krizi. Kesinlikle. Neden? Temelinde stres vardır. Stresten uzak durmanın en önemli yönü pozitif enerji alanımızı artıracağız. Ve pozitif enerji alanımızla beraber de çevremizdeki insanların da pozitif enerjilerini artıracağız. Herkese diyeceğiz ki muhteşemsiniz, çok güzelsiniz, çok başarılısınız diyeceğiz ki biz de onların pozitif enerji alanlarınızdan yararlanalım ve ona bağlı olarak da stresten kurtaralım. Teknolojiyle ilgili olarak da genç yaşta özellikle çocukların elinden uzun süreli telefon kullanımlarını yasaklamamız lazım. Ya da doğru duruş öğretmemiz lazım. Dik duracağız, sırtımız destekli olacak. Elimizde de telefon olduğu zaman maksimum 35-45 derecelik açıyla bakacağız ki herhangi bir şekilde boyun fıtığı olmayalım. Kullanacağımız tablet ya da telefonun kullanma süresini de 20 dakikayla sınırlandıracağız. Biz elimize aldık mı ne yapıyoruz? Saatlerce. Evet, doğru. Oyunlar oynuyoruz, bilmem bir şeyler yapıyoruz, bilmem işte kız arkadaşımızla kavga ediyoruz, erkek arkadaşımız bilmem bir şeyler yaptı, stres, sıkıntı ve yanlış durum. Anlatabilir miyim? Hepsi var mesela orada değil mi? Özellikle kullanım süresi kısıtlayacağız. Özellikle telefonları da akşamları elektromanyetik dalga ve alanlar yaydıkları için elektromanyetik dalga ve alanlar bizim özellikle ruhsal yapımızı da bozdukları için en önemli elektromanyetik dalgayı boşaltabildiğimiz egzersiz de çok basit secde pozisyonu. Namazdaki secde pozisyonumuz var ya. Pozisyon. Yani neye geliyoruz? Sağlıklı beslenin. Kesinlikle egzersiz yapın evet. Ve şükredin, tevekkül edin. Kesinlikle. Sizi yakalamışken süremiz kısıtlı ama şunu kesinlikle sormak istiyorum. Görüyorum ki birçok ünlüyle çalışıyorsunuz. Hatta birileriyle ilgili ticari bağlantılar kurmak ister. O ticari bağlantılar benim bir sürü takip ettiğim hasta var. Şu an Katar Prensi'nin tedavisini yapıyorum. Ürdün Kralı'nın tedavilerine gidiyorum. Michael Schumacher'in tedavisini yapıyorum. F1 pilotu mesela atıyorum. Yani tabii ki biz bir sürü hastamızın tedaviyle ilgileniyoruz. Ama bu hastaların hiçbirisi, mesela Katar Prensi'nden bahsediyoruz. Benimle ticari bir bağlantı kurmak yerine benim ilmimden faydalanıp rahatsızlığından kurtarmanın yollarını arıyor. Anlatabildim ama mi? Ama doktor... Yani bakın, şimdi bu çok farklı. Bizim kendi ülkemizdeki bazı insanlarımızda ticari bağlantı kurma istekleri, dürtüleri, hevesleri olduğu müddetçe bu tarz sıkıntılar olabilir. Yanlış bir tedavi uygulayabilme hiçbir meslektaşım, hiçbir hastasına yanlış bir tedavi uygulamaz. Böyle bir durumda söz konusu değil. Çünkü bilimsel anlamda çeşitli sınavları aşmış ve bu tarz rahatsızlıklarla her tarz problemlerden, yani sınavlardan çıkmış ve bilimsel kimliklerini kazanmış. Ona yönelik de bu tarz bir hasta geldiği zaman tedavi programını çizmiş ve o tedavi programı dünyanın her yerinde aynı standartlarda uygulanabilecek nitelikte. Fakat her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Birisi farklı yapar, birisi daha farklı yapar. Bir de burada gerçekten samimi söylüyorum, hastaya yaklaşım, meslektaşlarım adından da mesela vardı. Biz elhamdülillah yani yüzlerce, binlerce dünyanın her bir yerinde birçok hastanın şifalarına vesile olmaya çalışıyoruz. Biz hiçbir hastayı iyi yaptık demiyoruz. Biz hastaların şifalarına vesile olmak için gönüllüyüz. Hastalarımız yeter ki iyileşmeye meraklı olsun. Diyorlar. Acaba ya bu adam toparlanmış, kalkmış burnu tedavilerinde birileri vesile olmuş, toparlamışlar, birileri kalkmış. Ben görüyorum kesinlikle yani, aslında gerçekten birçok yürüyemeyen hastaya mesela biz Halit Akçı Tepe'yi toparladık mesela. Evet mesela, onu da gördüm. Halit Akçı Tepe mesela Allah rahmet eylesin, büyük üstad, oyuncu değil mi? Mesela özellikle sağ tarafından kısmi felç geçirdiği zaman takip ettikleri hastanedeki nörologlar hiçbir şekilde ayağa kalkamaz. Adım atamaz dedikleri hastayı biz elhamdülillah bir ay içerisinde ayağa kaldırdık, toparladık, yürüttük. Hatta bununla alakalı ulusal kanalların ana haber bültenlerine konu oldu ve her yerde de bangır bangır videoları var. Tonlarca öyle hastalarımız var. Yani bir iki tane değil, yani bir sürü hastamız var. O kadar çok soru vardı ki ama maalesef zamanımızın sonuna gelmişiz. En azından dışarı çıktığımda kesinlikle bir soracağım ama birçok sorumu da aslında cevaplamış oldunuz da stresle ilgili, teknolojiyle ilgili kesinlikle. Gerek boyun fıtıklarının ameliyatsız da tedavi edilebileceğiyle ilgili bizi çok güzel aydınlattınız. Kesinlikle bu değerli bilgiler ve şahane tüyolar için Hürkan Akkuzu'ya çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür onu ederim. Ağırlamak bizi bugün bizim konuk için. Ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan
sağlıklı bir omurgaya sahip fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi terapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi fikir. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.